Prima del nostro spettacolo di stasera vi invito tutti a un momento di silenzio. Abbiamo perso l'ultima diva della nostra era, Leyla Genger, e la Scala era la sua casa, il suo nido. Mayıs 2008. O akşam Milano'nun La Scala Operası'nda Şef Lorin Mazel yönetiminde 1984 operasının temsili var. Maestro'nun sahneden yaptığı anonsu saygı duruşu izliyor. Birkaç gün sonra İstanbul Boğazı sessiz bir tekneyi ağırlıyordu. İtalyanlar La Diva Turca'ya nice isimler takmıştı. Bunlardan biri de Il Fiore di Bosforo, Boğazın Çiçeği. Ve şimdi ağır ağır ilerleyen teknede Boğazın Çiçeği, yeryüzünün en güzel şehri dediği İstanbul'una veda ediyordu. Teknenin emaneti ve görevi çok değerliydi. La Diva Turca'nın vasiyetini yerine getirmek üzere yola çıkmıştı. Küller rüzgar olup uçuyor, havalanıyor ve gümüş sulara karışıyor. Küller dramatik soprano bir ses oluyor. Aida'nın, Violeta'nın, Leonora'nın, Tosca'nın, Norma'nın, Lucia'nın, Leyla'nın sesi. Aşkın, azmin, cesaretin, tutkunun, evrenselliğin, çağdaşlığın sesi küller tüm bir yaşama ve sonsuzluğa dönüşüyor. Küçük bir kız çocuğuyken en büyük isteği zirvelere çıkmak, gökyüzüne uçmaktı. En sevdiği oyun Bahçıvan Hasan'ın kucağında havalara fırlatılmaktı. Ve bu oyunu uçurum dediği o tepede oynamayı severdi. Hadi uçurumun kenarına diye tutturması bundandı. İşte yine uçurumun kenarındalar. Küçük kız yükseklerde kahkahalarla uçarken tüm ovaya, vadiye, hatta gökyüzüne egemen. Sonra düşüyor, düşüyor, düşüyor. Ve tam boşluğa yuvarlanacağı anda kendini güvenli kollarda buluyor. Oh, bu kez de kurtuldu. Gözü hep bulutlardaydı. Yüksekteki o güzelliklerde. Çubuklu'daki köşkün aynalarında, boğazın sularında hem gökyüzünü hem de kendini seyretmeyi seviyordu. Annesi Aleksandra Angela Minakowska, Polonyalı aristokrat bir ailenin kızı. Babası Hasanzade İbrahim Bey, mal mülk sahibi. Beyoğlu'nda Lale Sineması, Karaköy'de Hanlar, börekçi dükkanları, Çubuklu'da çiftlikler, Polonezköy'de uçsuz bucaksız arazi. Çocukluğunda hepsi onundu. Gökyüzü, deniz, bağlar, bahçeler, mutluluk, hepsi onun. Doğayla iç içe, çiftlik hayvanlarıyla dolu bir yaşam. Kültürlerin kucaklaştığı büyülü bir çocukluk. Polonyalı annesinden öğrenme tutkusunu, çalışma disiplinini, inatçı huyunu ve dik duruşunu aldı. Safranbolulu babasından Bektaşiliğin hoşgörüsünü, patlamalara hazır volkan gibi kişiliğini aldı. Ama sonsuz merakını, öğrenme azmini, tüm sanatlar olan düşkünlüğünü, tiyatro tadını ve müzik tutkusunu dadısı Madame Lejeune'den kaptı. Annem babam belki bunu düşünmediler, benim böyle bir sanatkar olacağımı hiçbir zaman düşünmediler. Çünkü bizim ailede hiçbir sanatkar yoktu. Olmadı da yani benden başka. Ben 9 yaşımdan beri bir sesimin olduğunu biliyorum yani. Ben her zaman söylerdim. Yine bu Madame Lejeune'ün sayesinde. Katolik, çok katolikti. Ve her pazar günü kiliseye giderdi. Beni kiliseye beraber götürürdü. Ve ben müthiş hoşuma giderdi. Çünkü ben onu bir ayin diye bakmıyordum. Sanki bir tiyatroymuş gibi seyrediyordum. Ve çok beğeniyordum. Yani ben tiyatroyu oradan başladım gibime geliyor. 13 yaşıma geldiğim zaman bütün Fransız edebiyatını okudum. Yani bütün klasikleri okudum. Devam ettim. Yani Balzac'lar artık eskiydi yani. Ben Balzac benim için en sevdiğim yazarlardan bir tanesi olmuştu. En büyük merakım kütüphaneleri gezip kitaplara seyretmek, kitap almaktı. Lise yıllarında iki büyük tutkusu vardı. Okumak ve doğada kaybolmak.
Yeşilköy İtalyan Okulu'nda Fransız ve İtalyan edebiyatını hatmetti. Kararını verdi. Büyük bir yazar olacaktı. Goethe, Balzac, Dante gibi. Hayır, büyük bir tiyatro sanatçısı olacaktı. Sara Bernhardt gibi. Hayır, büyük bir müzisyen olacaktı. Bir başka tutkusu doğaydı. Doğada kendini özgür hissediyordu. Adanın çam ormanları onun cennetiydi. Ancak zamanla müzik tutkusu tüm öteki tutkuları bastırdı. Müziksiz cennet ona yetmiyordu. Daha çoğunu istiyordu. Kararını verdi. Tutkusunun peşinden gidecekti. Tutkusu, inancı, aşkı, ihtirası, var olma nedeni şarkı söylemek. Uçurumun kıyısında olmak artık bir oyun değil, bir zorunluluk. Onu hep uçurumun kıyısına götüren tutkusu ve sesi. Tutkusu ve sesi onu hep uçuruma düşmekten kurtaracak. Bu görkemli ama doğal, mutlu yaşam babasının ölümüyle gölgelenecekti. Artık aileyi yoksulluk günleri bekliyordu. İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdiği yıl evleneceği adamla karşılaştı. Annesi ve arkadaşlarıyla Kadıköy vapurundaydı. İbrahim Gencer'i ilk gördüğünde içinden Cary Grant gibi yakışıklı diye geçirdi. Onunki ilk görüşte aşktı. İbrahim Gencer o vapurda o güne dek dolaştığı ülkelerde, kentlerde hiç görmediği gibi bir kız gördü. Yani ona öyle geldi. Eşi benzeri olmayan, simsiyah saçlı, simsiyah gözlü, kraliçe havalı, kraliçe edalı bir genç kız. O akşam eve döndüğünde onu büyüten halasına ve yeğenlerine "Bak işte onunla evlenebilirim." diyordu. Evlendiler. Ve yaşam boyu İbrahim Gencer en büyük destekçisi oldu. İbrahim Gencer'in kardeş çocukları Ayşe, Sevim ve Fatma da en yakın arkadaşları. Onu şöyle anlattılar. "O konuşurken susmak gereğini duyar susardınız. O konuşurken de şarkı söyler gibiydi. Hiç boş konuşmazdı. Her söylediğini ilgiyle izlerdiniz. Ne giyse, ne taksa, yeryüzünün en değerli şeyleriymiş gibi taşırdı üzerinde. Kraliçe gibiydi tavrıyla, duruşuyla, tüm edasıyla evimizden içeri bir kraliçe girdi." İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdiği an kendine bir hedef seçti. "Hedefim Scala Operası. Ya orada söylerim ya da ölürüm," dedi. Konservatuarda hocaları Rengelen Bevi, Muhittin Sadak, Cemal Reşit Rey'di. Leyla Gencer tekniğinden mutlu değildi. Arayış içindeydi. İşte tam da o günlerde hocaların hocası, gelmiş geçmiş en ünlü Aida, Aranci Lombardi İstanbul'daydı. Sınıf arkadaşı Jirayir Aslan, Lombardi'nin kaldığı evin adresini buldu. Ve iki genç çifte havuzlardaki bir köşkün kapısına dayandı. "Biz gittik Jirayir'le. Benim yüzüme bile bakmadı. Şöyle bir baktı. Bana dedi ki, ben buraya dinlenmeye geldim ama hadi dedi, peki dinleyeyim sizi. Ne söyleyeceksiniz? Aida." Deyince biraz böyle hemen gözlerinin manası değişti. "Ne söyleyeceksiniz? Her iki arayayı da," dedi. Dinler dinlenmez çok alakadar oldu. Müthiş ilgilendi ve ondan sonra bu odisyon bitti ve bana dedi ki, "Ben," dedi, "burada misafirim," dedi. "Benim adam misafir ediyor. Fakat ben burada çok canım sıkılıyor," dedi. "Ben size misafir gelebilir miyim?" dedi. "Siz beni 15 gün misafir edin," dedi. "Ben size şan dersi vereyim," dedi. Ertesi sabah Aranci Lombardi Çubuklu'daydı. Her sabah saat 10'da en süslü, en bakımlı, en takmış takıştırmış haliyle piyanonun başındaydı Aranci Lombardi. 15 günün sonunda Lombardi, "Leyla, günün birinde sen Scala'nın büyük kapısından içeri gireceksin. Ama önce benimle Ankara'ya gel, orada çalışmaya devam etmeliyiz," diyordu. Leyla Gencer gözünü kırpmadan konservatuarı terk edip onun peşinden Ankara'ya gitti ve sınava girdi. Elbette kazandı. Solist kadrosunda yer yoktu.
Koro kadrosundan Ankara Devlet Opera ve Tiyatrosu'na girdi. Ona inananların başında Muhsin Ertuğrul geliyordu. Muhsin Bey öyle bir insandı ki belki çok müzik bilmezdi. Fakat iyi sanatçı olabilecek kişiyi anlıyordu. Derhal gözleri parladı. Ben sana inanıyorum dedi. 1950'li yıllar Ankara Devlet Operası'nın en nitelikli, en görkemli yılları. Leyla Gencer o günlerde farklı düşünüyor, farklı çalışıyor, farklı davranıyor, farklı yaşıyordu. Kendi belirlediği hedefe ilerlerken provaları yeterli görmüyor, sabahlara kadar evde egzersiz yapıyordu. Bazen koskoca orkestra şefine "Siz kendinizi Toscanini mi sanıyorsunuz?" diye haykırıyor. Bazen de kendini eleştiren yönetmene "Evet ama bu benim yorumum, ben bunu böyle yapıyorum." diyordu. Kim ne derse desin, kendi olmaktan vazgeçmiyordu. Koro kadrosundaydı ama kısa sürede başrollere çıktı. Tosca, Così fan tutte, Konsolos, Kerem ile Aslı. Daha ilk dönemde Leyla Gencer işine olan bağlılığı, tutkusu, tavırlarıyla farklılık gösteriyordu. Birkaç ay sonra önemli rollere çıkmaya başladı. İşini öylesine ciddiye almıştı ki Leyla, hayatının en önüne sanatını koymuştu. 50'lerin Ankara'sı. Devlet ve hükümet erkanı operaya, klasik müziğe büyük ilgi gösteriyor. Devlet konukları Leyla Gencer resitalleriyle ağırlanıyor. Eisenhower, Marechal Tito, Adenauer, Harry Truman onu alkışlayanlar arasında. Şah Rıza Pehlevi, Prenses Süreyya, Yunanistan Kralı Paolo ve Kraliçe Federica'ya Leyla Gencer aryalarını sunuyor. Bütün bu şaşaya karşın Ankara ona dar geliyordu. Çünkü o günün birinde sahnelerin en yücesine, Scala'ya gidecekti. O yıllarda Türkiye-İtalya Kültür Anlaşması imzalanmıştı. İtalya Ankara Büyükelçisi'nden bir öneri geldi. "Niçin Roma'da radyoda bir konser vermiyorsunuz?" Bavulunu kaptığı gibi Roma'daydı. Tek başına. İtalyan Rai Radyosu'ndan canlı yayınlanacak resital saati yaklaştıkça korkmaya başladı. Karnından başlayan, boğazına doğru yükselen bir korku. Ya sesi çıkmazsa? Ya kısılırsa? Ya uçurumdan aşağı yuvarlanırsa? Rai stüdyo konseri sona erdiğinde radyonun telefonları kilitlenmişti. Herkes "Kim bu soprano?" diye soruyordu. Ve Rai'nin müdürü heyecanla "Yarın Napoli'ye, San Carlo Operası'na gidip orada sesinizi dinletmelisiniz. Orada seçmeler var." diyordu. Roma, Napoli tren yolculuğu. Tüm umudunu, endişesini, sevincini, coşkusunu ve korkusunu sırtlayıp yola koyuldu. Bu yolculuğun tüm yaşamını değiştireceğini bilmiyordu. Henüz bilmiyordu. Yıl 1953. Leyla Gencer Napoli'de San Carlo Operası'ndan içeri adımını attı ve gördüğü görkem karşısında gözleri kamaştı. Geldi, sahneye çıktı. İki arya söylemesi gerekiyordu. Biri La Traviata'dan bir arya, öbürü La Forza del Destino'dan bir arya. Çevresine bakındı. "Burada bana asla opera söyletmezler. Onun için yalnız ve yalnız kendim için söyleyeceğim. Şarkı söylemenin keyfini çıkarmak için söyleyeceğim." dedi ve öyle yaptı. Oh,
Leyla Gencer aryalarını söyledi. Bitirdiği an biri koştu kendisine sarıldı. Bu tiyatronun, operanın yöneticisi Pascual Di Costanza'dı. Geldi ve şu soruyu sordu. Gelecek hafta Cavalleria Rustica'nı oynamak ister misiniz? Şöyle bir an durdum. Peki dedim. Öyleyse 5 gün sonra söylüyorsunuz deyince o zaman fena halde korktum. Dedim ki ama efendim dedim ben dedim Türkçe biliyorum onu. İtalyanca bilmiyorum. Ben yalnız aryasını İtalyanca biliyorum. Doğru öyleydi hakikaten. Çünkü ben Ankara Tiyatrosu'nda ilk operam Cavalleria Rustica'nı olmuştum. San Carlo'dan çıktı, doğru küçücük otel odasına girdi, kapandı. Birinci gün çalıştı, ikinci gün çalıştı, üçüncü gün çalıştı, dördüncü gün çalıştı, beşinci gün hazırdı. Napoli'de Arena Flegrea'nın 10.000 kişilik sahnesindeydi. Cavalleria Rusticana'da başrolde. Karanlığın içinde kat kat yükselen amfide uçsuz bucaksız bir sahne. Bugüne dek gördüğü tüm sahnelerden daha büyük. Kendi minicik. Arena kocaman. Arena onu yutmaya hazır. Artık uçurumun kenarında. Tüm ışıklar üzerinde. Dizleri titriyor. Kendini boşluğa bırakmaya hazır. Temsil bittiğinde 10.000 kişiyi büyülemişti. Alkışlar dinmiyor, sahneye çiçekler yağıyordu. Kuliste Gencer'i ilk tebrik edenlerden biri, hocaların hocası, maestroların maestrosu Tullio Serafin oldu. Onu kutluyor, "Benim için San Carlo Operası'na gelip birkaç arya söylemenizi isteyeceğim," diyordu. Leyla Gencer yeniden San Carlo'daydı. İkinci bir deneme sınavına giriyordu. Aryalarını söyledikten sonra Tullio Serafin kendisine döndü. Seneye Eugene Onegin operasını sahneye koyuyorum. Benim Tatyana'm olur musunuz? Başrolü teklif ediyordu. Leyla Gencer hiç duraksamadı. Tabii dedi. Derken Di Costanza buranın, San Carlo'nun yöneticisi geldi. Seneye San Carlo operasında Madama Butterfly'ı oynayacağız. Madama Butterfly'de başrolü sizin almanızı istiyorum dedi. Leyla Gencer San Carlo'da artık bulutların üzerinde uçuyordu. Madama Butterfly'ı Napoli'de 3 temsil oynamak için anlaşma yapmıştı. İlk temsilde Ingrid Bergman da seyirciler arasındadır. Perde kapandığında sahne arkasına koşup Leyla Gencer'i kucaklar. Gözyaşları içinde birbirlerine sarılırlar. O an flaşlar patlar. Ertesi gün tüm İtalyan basınının birinci sayfasında Bergman'la Gencer'in fotoğrafı vardır. 3 kez oynamak için anlaştığı Madame Butterfly'ı o mevsim 23 kez oynar Leyla Gencer. Opera dünyasına sayısız sanatçı kazandırmış Tullio Serafin'le uzun yıllar sürecek birlikteliği La Traviata ile taçlanacaktı. Ve Leyla Gencer, Violetta ile kanatlanacaktı. Bu eserde rol arkadaşları Silvana Zanolli, Gianni Raimondi, Rolando Panerai'ydi. Önce Palermo, Trieste, Reggio Emilia ve Torino'da, sonra Ankara, Varşova, Poznan, Lodz ve Krakow'da, sonra Karajan yönetiminde, Viyana Devlet Operası'nda ve Philadelphia'da, Moskova ve Leningrad'da, Violetta 4 mevsimi yaşadı.
Günün birinde San Francisco Operası'ndan San Carlo Operası'na bir telefon geldi. Programı açıkladık. Başrolü üstlenen Renata Tebaldi gelemiyor. Bize acele Francesca da Rimini'de başrolü oynayacak bir İtalyan soprano bulun. Napoli'den San Francisco'ya yanıt verildi. Harika bir soprano var. Ancak İtalyan değil. Yurt dışına adım atalı bir yıl olmuştu ve San Francisco Operası'nda Renata Tebaldi'nin yerini alıyordu. Bir yıl sonra ise San Francisco Operası iki eserle açılacaktı. La Traviata ve Lucia di Lammermoor. La Traviata'nın Violetta'sı Leyla Gencer'di. Lucia ise Maria Callas. Temsillere 5 gün kala San Francisco Operası Müdürü Kurt Adler, "Mahvoldum, beni ancak siz kurtarabilirsiniz." diye Leyla Gencer'in odasına daldı. Maria Callas gelemiyor. Lucia'yı da siz oynamalısınız. Maestro di Ferdinando, hani San Carlo'da beni akompanye eden ve kavalleriyayı 5 günde öğreten maestro bana demişti ki sen bu işe başladığın zaman hiçbir zaman bu operayı bilmiyorum demeyeceksin. Ve sana repertuarın nedir diye sordukları zaman senin ileride söylemek istediğin operaları, yani sana yakışan operaların hepsinin listesini biliyorum diye yaz. Ben şunu biliyorum, bunu. Ve ben tabii San Francisco'ya gittiğim zaman böyle bir liste vermiştim. Ne bilsin o zavallı intendan. Callas birdenbire forfe yapınca, verince, aman dedi Leyla dedi, sen beni kurtar dedi. Gelecek hafta gelmiyor dedi, bana Lucia'yı söyler misin? Aman dedim, ben Lucia'yı bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Programında var, bana verdiğin listede Lucia di Lammermoor demiştin. Çok özür dilerim ama yalan söyledim dedim. Eyvah, ne yapacağız, ne olacak? Peki dinleyeyim şunu dedim. Bilmiyorum da yani, uzunluğunu da bilmiyorum. Callas'ın bana Lucia'sını dinletti. O kadar da uzun değilmiş dedim. Peki, yaparım. Bir de çalışmaya başladım, bitmez tükenmez. O zaman korkular başladı işte, korkunç korkular. Sonra işte böyle, Allah yardım ediyor. San Francisco'da, San Francisco Operası'nda 5 günde Lucia öğrendi. Lucia di Lammermoor. Fevkalade zor ve uzun bir partidir. Leyla Gencer'inki adanmış bir yaşamdı. Sadece opera için var oldu. Onun için hayatta önce opera vardı. Önce sanat vardı. San Francisco Operası'nda Tebaldi ve Callas'ın yerini almıştı ama hedefine, La Scala'ya hala ulaşamamıştı. Sonunda La Scala'dan haber geldi. Şu Türk soprano seçmelere katılsın, hele bir sesini dinletsin. La Scala. Burası opera dünyasının mabedi. Ama aynı zamanda sanatçıyı bir gecede yok edebilecek ya da doruğa çıkartabilecek bir labirent. Leyla Gencer inancıyla, azmiyle, çalışkanlığıyla, tek silahı, en büyük gücü sesiyle, bir de büyük korkusuyla bu tapınaktan içeri girdi. Scala başka türlü bir tiyatro. Tılsımlı bir tiyatro. Sonunda ya orada söylerim ya da ölürüm dediği Scala'daydı. Ama popüler değil, kimsenin bilmediği çağdaş bir eserle sahneye çıkacaktı. Poulenc'in Diyalog de Carmelit'inin dünya premierinde baş rahibe rolü. Daha provalar sırasında yönetmen Margaret Weilman'la anlaşmazlığa düştü. Bu kız söylediğim hiçbir şey yapmıyor, kendi bildiğini okuyor, diyordu Weilman. La Scala'nın koridorlarında
Ne bu kraliçe edaları? Oysa fırıncının kızıymış fısıltıları dolaşıyordu. O, besteciye sadık kalmaya çalışıyor. Dedikodulara da, bunlar bilmez mi? Fransız ihtilalinde fırıncı çocukları yaptı, diyordu. Tartışmalar büyüdü. Rolü bırakması istendi. Besteci ve La Scala'nın kurmay heyeti son bir şans için provayı izlemek istedi. Yine Valma'nın söylediklerinin tam tersini yaptı Leyla Gencer. Prova sona erdiğinde herkes ayakta alkışlıyor, böylesi görkemli bir yorum beklemiyorduk, diyordu. Süperintendante Gringelli, Margaret Valman'a dönüyor, şöyle diyordu. Madame Gencer bu operada kalıyor. Ama Margaret, siz isterseniz bu rejiyi bırakabilirsiniz. Sonradan arkadaş olacağı rejisöre, Leyla Gencer o gün şöyle diyordu. Size karşı verdiğim savaşı kazanmakla hayatımı kazandım. İnatçı kişiliği, savaşçı ruhu, hedefe ulaşma azmi olmasaydı ne bu temsilde oynayacak ne de La Scala'da olacaktı. Temsil gününün sabahında Muhsin Ertuğrul'un mektubu geldi. Sevgili Leyla'cığım, iki gözüm kızım. Bu gece ruhen yanı başında olacağım. Bütün Türk milletinin iyi dilekleri, duaları seninle olsun. Senin muvaffak olman bizim için dünya sanat tarihinde bir dönüm noktası olacak. Asırlardır bize kapalı olan büyük bir sanat mabedinin ulu kapısı ilk defa bize açılacak. Bu gece yanında olmayı, kulağının dibinde bunları fısıldamayı ne kadar isterdim. Ama zarar yok. Sen bunları duyacaksın ve hatta beni kulis arasında yaşlı gözlerle seni alkışlarken göreceksin. Seninle beraber yaşayacağım bu geceyi. Seni Allah'a emanet eder, binlerce defa öperim sevgili Leyla'cığım, benim biricik öncüm. Muhsin Ertuğrul. Mektubu bir kez daha okudu ve La Scala'nın sahnesine çıktı. İşte bir kez daha uçurumun kıyısındaydı. Ya yükseklere uçacak ya da düşüp yok olacaktı. Temsil sona erdiğinde salon alkıştan inliyordu. Francis Poulenc ona sarılıyor, sizsiz benim Ave Maria'm hiç olurdu, diyordu. La Scala onun kaderiydi. Şarkı söylemeye başladığı gün inanmıştı buna. O günden başlayarak 50 yıl boyunca Leyla Gencer bu mabedin temel taşlarından biri oldu. Gün geçtikçe artan başarıları ona yeni teklifler getirecekti. Bunların ilki Rai Televizyon'da yayınlanacak Il Trovatore operasıydı. Bu yorum için mucize diyordu eleştirmenler. Opera Internasyonel dergisinde Sergio Segalini şöyle yazacaktı. Bu genç Türk sopranonun yorumladığı Leonora bir mucize. Her şeyden önce soluk alıp verirmiş gibi kullanılan tüm ritmik değişimlere duyarlı sesiyle mucize. Çok geniş renkler içeren söyleme biçimiyle mucize. Kusursuz yorum stiliyle mucize. Mükemmel bir yorum. Bu Leonora, gecelerden ödünç alınmış, ay ışığı renklerine bürünmüş, uyur gezerliğin sınırında bir Leonora. Genç Verdi'nin tüm ezgileri, Gencer'in sesinde anlam kazanıyor. Burası Milano, Viale di Maino, 17A numaralı apartman. Leyla Hanım Milano'ya yerleşince yaşamının çoğunu burada geçirdi.
ve bu balkondan bütün dostlarını karşıladı ve uğurladı. Artık evi Milano'daydı. Ama İtalya'da dikensiz gül bahçesi değildi. Önceleri çok baskı gördü. Gelin sizin adınızı değiştirelim, size bir İtalyan ad verelim. İtalyan vatandaşı olursanız önünüzde kapılar açılır. O hayır dedi. Benim adım Leyla. Leyla Gencer. Dün hayır demişti. Bugün hayır diyordu. Yarın hayır diyecekti. Benim adım Leyla Gencer. Benim ailem Safranbolulu. Benim köklerim Anadolu'da. Ben Türk'üm. Son gününe dek tek pasaportu oldu. Türk pasaportu. Leyla Türkiye'den hiçbir zaman kopmadı. Uzaktan Türkiye için ne yapılabilirse bir elçiydi. Her yerde Diva Turca. Ben Leyla'nın doğu ve batının bir sentezi olduğunu düşünüyorum. Köklerini çok güzel taşıdı. Ve onlara bir İtalyan kültürü ekledi. Ve bunu ancak bir Leyla Gencer yapabilirdi. Çok özel bir insan. O ülkeden ülkeye sınırlar aşarken hep bir şart ileri sürüyordu. Her afişte, her program dergisinde Ankara Devlet Operası sanatçısı olduğu belirtilecekti. Ama Ankara'da ne zamandır cadı kazanı kaynıyordu. Neden yurt dışına hep o gidiyor gibi kıskançlıklar. Hem yurt dışında söylüyor, hem buradan para alıyor diyen bürokratlar. Şikayet ve ihbar mekanizmaları. Dedikodu ve bürokrasi çarkının dişlileri gerçek değerleri yok etme yarışındaydı. Günün birinde Ankara'dan bir telgraf geldi. Şu tarihe dek dönmezseniz Ankara Devlet Operası ile kontratınız feshedilecektir deniyordu. O zamanın Kültür Bakanı ya hemen gelirsiniz veyahut da kontratınızı iptal, yani devlet tiyatrosundan sizi azlederiz kelimesi kullandı. Çok gücüme gitti o zaman. Ve derhal ben de bir telgraf çektim. Ben de devlet tiyatrosundan istifa ediyorum dedim ve ettim. O tarihte Trieste'de temsil vardı. Ankara bunu biliyordu. Dönemem dedi. Söz konusu Ankara'ya dönmek ya da dönmemek değildi. Söz konusu çizdiği yoldan, amacından, büyük tutkusundan geri dönmekti. Dönmedi. Dönemezdi. Sonra barıştım. Barışmanız nasıl oldu? Barıştım çünkü yani bu benim memleketim. Bir şahsa gücendim ben. İnsanı, bütün tiyatroya gücenmedim ki. Ona ihtiyaç duyulduğu her an Türkiye'deydi. Her çağrılışında koştu geldi. Muhsin Ertuğrul, Aydın Gün'le birlikte İstanbul Operası'nı kurarlarken gel dediler, koştu geldi. Temsiller için, konserler için, seminerler için. Artık daha çetin, daha derin uçurumların kıyısında sınıyordu kendini. Bir rolden ötekine büyüyordu. Perde kapandığı an amansız yarış yeniden başlıyordu. Opera dünyasında var olmanın tek yolu rol teklifleri almaktı. Devler arenasında kendini kanıtlama fırsatını Milano'nun simgesi Katedral'de bulacaktı. Arturo Toscanini sonsuzluğa göçmüş. Maestroların maestrosu için Duomo'da ayin var. Önce ayin, ardından Verdi'nin Requiem'i. Scala Orkestrası, korosu Şef Sabata yerini almış ve 4 solist. Solistlerden biri soprano Leyla Gencer. Yıllar sonra bana Maestro Gavazzini şöyle diyecekti. O günkü o ayinde ben de vardım. 3 sıra önümde Maria Callas oturuyordu. Verdi'nin Requiem'inde bir soprano partisyonu vardır ki ses yükselir yükselir müthiş bir şey olur. Ve herkes merak ediyordu bu genç kız nasıl yükselecek o sese diye. Onu duyduk. Maria Callas arkasını döndü, bana baktı. Elini sallayarak Mamma Mia bu ne ses dedi. Gülümseyerek onayladım. Müthiş bir ses dedi. Opera dünyasının 3 önemli maestrosu sürekli onunla çalışmak isteyeceklerdi. Tullio Serafin, Vittorio Gui ve Gianandrea Gavazzini. İşte maestro Tullio Serafin'le çalıştığı Aida. Verano Arenası'nın dev sahnesini Carlo Bergonzi ve Anna Reynolds'la paylaşmaktadır.
Je ne la connaissais pas encore comme personne, mais cette Aïda m'a troublée, car elle était vraiment Aïda. C'est sa manière de chanter, de prononcer les paroles, les mots, avec une passion et une clarté merveilleuse. Et sa manière de chanter avec ses pianissimi de rêve, de nostalgie pour son pays. Et sa fierté pour sa patrie, c'était une chose qui m'a beaucoup prise. C'était vraiment une chose de vie, pas d'opéra. Aida'yı Verona arenasında 30 bin kişi izliyordu. Alkışlarla başının döndüğü an annesinin ölüm haberini aldı. İstanbul'a koştu. Cenazeye yetişti. Ertesi gün yine Verona arenasına dönmek zorundaydı. Çünkü Verdi'nin requiemini söyleyecekti. Bu bir ayindi, bir ağıttı. Annesi için söyledi. Veronalılar sevgili sopranolarının acısını biliyordu. O gece Verona arenasında binlerce mum Leyla Gencer'in annesi için yandı. Maestro Vittorio Gui ile hazırladığı Alceste operası unutulmaz rollerinden biri olacaktı. La Scala'da oynadığında yalnız tüm seyirciler değil, sahnedeki koro ve rol arkadaşları da gözyaşlarına boğuluyordu. Dinleyiciler sahnede Leyla'ya bakıyor, Michelangelo'nun Pietas'ını, acı çeken Meryem'i görüyordu. Sesi binlerce yıl gerilerden gelirmiş gibi, sanki bu dünyadan çoktan ayrılmış gibi ya da binlerce yılın belleğini şimdi ortaya döker gibi, bırakın, bırakın öleyim diyor. Boşluğa, hiçliğe söylenmiş üç sözcük. C'était un moment inoubliable. Et elle a été sublime, tout simplement sublime. J'oublierai jamais les jours de la première, quand à la fin du deuxième acte, elle a chanté son adieu à la vie. Et une fois le rideau tombé, le public ne pouvait même pas applaudir parce que tout le monde était tellement ému. Puis naturellement, elle a eu une ovation. Mais le temps pour moi de monter sur scène, je trouvais Leyla entourée de tout le cœur qui était en larmes. Tout le monde était en larmes. Alors vous connaissez généralement l'indifférence des gens des théâtres, surtout par exemple le chœur quand tu as terminé de chanter un acte, tout le monde part, tout le monde oublie. Personne ne pouvait pas la quitter, tout le monde était autour d'elle. Et c'était un moment absolument émouvant, absolument sublime. Elle était en pleurs, naturellement, elle était déjà au moment où elle avait commencé à chanter. Mais elle était vraiment dans le plus grand état de grâce. Je crois que c'est un des rôles qui lui correspondait entièrement, tout à fait, parce que là, vraiment, il y avait tout était là. Et elle a été vraiment sublime. Elle ne rassemblait à personne. Elle était absolument unique. Leyla Gencer'in önünde yeni ufuklar açan, yaşamında en etkili şeflerden biri Maestro Gavazzeni'ydi. Ona sonsuz bir araştırma azmi ve gücü verdi. Öğrenmekten, araştırmaktan, çalışmaktan hiç vazgeçmiyor, bundan sonsuz bir tad alıyordu. Leyla Gencer çok meraklı bir insandı. O okudu, araştırdı. Bütün o operaların, opera kurumlarının tozlu arşivleri arasından bulup çıkarttığı operalara yeniden yaşam kattı. Onları çok farklı yorumladı. Ama bütün bunları yaparken her şeyi çok
doğalmış gibi sundu. Yani yani tabii ki çalışacaktı. Tabii ki bunları yapacaktı. Yani böyle ben olağan dışı bir iş yapıyorum edasında hiç olmadı. Bir operayı söyleyeceğin zaman operanın ne olduğunu öğrenmek lazımdı. En basiti bu yani. Bilmeden söylenir mi? Bilmeden yorum olur mu? Alim olmak lazım değil bunu yapmak için. Bunu herkesin yapması lazım. Ama kimse yapmıyor. Ne söylediğini de bilmiyorum. Nota söylüyor. Onun için hiçbir tesir. Karizma yokmuş. Tabii karizma oldu. Nasıl olur? Biraz da yaratmak lazım. Maria Stuart'a, Anna Bolena, İngiltere Kraliçesi Elizabeth hep bu araştırmaların sonunda ortaya çıkan rollerdi. Bilinmeyen operaları dünyaya kazandırdık ki bugün işte Maria Stuart'a, Roberto de Vero, Belisario gibi operalar, özellikle Donizetti operaları onun sayesinde seslendiriliyor. Tekrar programa girdi. Lucrezia Borgia en belki söylediği en güzel operalardan biridir. Bir maestrodan ötekine Donizetti, Verdi, Puccini, Rossini, Bellini, Mozart operalarını repertuarına katacaktı. Dünyada rekor sayılabilecek bir sayı. Leyla Gencer'in repertuarında 73 komple opera bulunacaktı. Ben şimdi anlamıyorum yeni çocukları. 6 ay diyorlar, 1 sene diyorlar, çok ezberleyemedik diyorlar. Ben bir ayda her ay bir opera çıkarırdım. Nasıl oluyordu bu iş? Yani ben onlardan akıllı değildim. Ama herhalde onlardan daha çok seviyordum bu işi. Çabuk öğreniyordum. 5 günde Lucia di Lammermoor'u öğrendim. Oynadığı her rolü çok sevdi. Maestro Gavazzini onu inandırmıştı ki en güzeli o sırada oynadığı roldür. Leyla come artista era molto particolare perché lei credeva fermamente nei personaggi che interpretava. Non li recitava, li viveva. Per esempio, al San Carlo durante la prima rappresentazione del Roberto de Veré in cui lei impersonava la regina Elisabetta d'Inghilterra, lei usciva dal camerino che era già la regina Elisabetta, al punto tale che il personale del teatro aspettava nel corridoio per vedere lei che usciva, la regina che usciva. Quasi si sarebbero inchinati. Artık kendisiyle yarışıyordu. Ve içinin ateşiyle yeryüzünü tutuşturmaya hazırdı. Temsil günü bu ateş önce çevresini yakıyordu. Scala çalışanları bilirdi ki sahne gerisinde tozun zerresi olsa primadonna kıyametleri koparır. Kostümünden makyajına her şey mükemmel olmalıdır. O günü tiyatroda geçirir. Son 2 saat odasında notaları ve kendisiyle baş başa. Ben güzele, mükemmele aşık bir insanım. Yani saçım iyi değilse, iyi taranmış değilse ben rahatsız oluyorum. Onun için berberim de biraz korkarlardı benden. Leyla Gencer özel yaşamında da mükemmeliyetçiydi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünür, taşınır, ona göre gerçekleştirirdi ve bunu herkesten talep ederdi. Alors elle venait d'arriver à New Jersey, elle devait chanter Macbeth, mais en tout cas, elle me réveille dans le cœur de la nuit, elle me dit une catastrophe, je suis arrivé, je vis le costume, je ne pourrais pas chanter avec ce costume, je ne pourrais pas bouger dans ce costume, ils sont tellement lourds, ils sont tellement laids, moi je ne pourrais pas chanter, je vais faire mes bagages, je vais partir. J'ai pris le premier avion le matin, j'ai couru à New Jersey. Et puis moi, je suis allé à l'atelier des costumes, j'ai improvisé, je fais couper une simple tunique. Et bon, elle s'est regardée, elle était finalement soulagée, contente. Elle a fait une performance absolument extraordinaire. Onun için dediler ki
Leyla Gencer'in tüm sesi ellerindeydi. Tüm sesi bakışlarındaydı. Tüm sesi duruşundaydı, yürüyüşündeydi. Yeryüzünün tüm duyguları onun sesindeydi. Herkes söz birliği etmişçesine sesiyle bütünlediği oyunculuk gücünden söz ediyordu. Une grande chanteuse, une grande actrice. On voit comment elle rentre et comment elle vit extrêmement jusqu'au fond tous ces personnages et dont la voix devient un instrument d'ange, une musique d'ange parce que elle a réussi à rentrer dans les personnages. Oyunculuğu çok sevdi ve çok önemsedi. Çünkü ona göre bir karakteri bütün boyutlarıyla sahneye taşımak gerekiyordu. Leyla Gencer için o karakteri yaratmak önemliydi. Kimi zaman inanılmaz öfkeli bir anayı, kimi zaman tutkulu bir kraliçeyi, kimi zaman çok naif bir sanatçıyı canlandırmıştır. Bütün bu rollerin arkasında da daima onun usta yorumculuğu ve büyük oyunculuğu yatar. O şarkı söyleyen bir oyuncuydu aslında. Çünkü miş gibi yapmazdı, kendisi olurdu. Hiçbir sahtelik yok. O karakterin bizatihi kendisi olurdu. Elle avait tout. Elle était intelligente. Elle était plein d'humour, plein d'autocritique. Elle ne se plaisait jamais. Elle n'était jamais mécontente de ce qu'elle avait fait. Même quand elle était sublime au maximum de son état de grâce. C'était très intéressant sa manière de se préparer aux opéras avec l'étude, pas seulement l'étude musicale, mais l'étude historique des personnages. Et elle vraiment croyait d'être dans l'histoire, pas dans un opéra. Et ça touchait beaucoup le public. Büyük dramlarda, trajedilerde o kadar bu hakikatmiş gibi oluyordu ki, yani benim hissettiklerim hakiki bir dram olarak yaşıyordum ben o anda. Ötekilere bu hisleri aktarıyordum herhalde ki onlar da böyle üngür üngür ağlıyorlardı. Benim yalnız koro falan değil, şeylerim de, suflörlerim de ağlardı. Lucrezia Borgia operası da hiç unutmam. Bir sahne vardı, ta sahnenin dibinden gayet büyük bir ihtişamla en öne gelip bir resitatife başlamam lazım. Ben geldim ihtişamla, resitatifi unuttum başını. Şey de ihtişamıma kapıldı, suflör hayran hayran bakıyor, bir şey söylemiyor. Ben de ayağımı bir vurdum, kendine geldi, söyledi ve ben de devam ettim. Ama şöyle bir an bir panik oldu. Çok geçmeden kendi adı üzerine bir terim, bir müzik terimi yayılmaya başladı. Gencerati. Ne demek gencerati? Gencerati bir çığlıktır, bir haykırıştır. Ses şarkı söylerken tam çığlığa dönüşecekken dönüşmez, şarkı söylemeye devam eder. Gencerati kalbin çırpınışının sese yansımasıdır. Gencerati sese gözyaşlarının karışmasıdır. Bir rolden ötekine ünü arttıkça cenneti ve cehennemi yaşıyordu. Cenneti aryalarda, dostluklarda, hayranlarının yüreklerinde yaşadı. Cehennemi kıskançlıklarda, önüne çıkan engellerde ve tehditlerde. İmzasız mektuplar alıyordu. Gazetelerden kesilmiş harflerle "Norma'yı oynarsan öldürüleceksin. Norma'yı oynarsan kendini yok bil." Muhteşem Maria Callas'ın mitleşmiş Norma'sından sonra 10 yıl boyunca La Scala'da kimse bu rolü oynamaya cesaret edememişti. Ve Callas'çılara göre Scala sahnesinde Norma'nın başka bir primadonna tarafından oynanması büyük Callas'a ihanetti. O zamanın artistik direktörü Francesco Siciliani benim dostum değildi, beni sevmezdi. Ne yaptı?
Belki bu Norma fiyasko yapar diye düşünün yani. Aynı sahneler ve aynı kostümler içerisinde beni 10 sene sonra o Norma'ya çıkardılar. Norma gecesi ben tam ben koridordan geçerken sahneye giderken bana geldiler, dediler ki signora, dediler, sizin İtalya'nın her tarafından ve dünyanın her tarafından 3-4 tane pullman geldi. Belki 200 kişi var. Callas'tan sonra siz bu Norma'ya söyleyeceğiniz için bilhassa sizi ıslıklamaya geldiler. Bu temsilden 2 saat önce. Benim ne halde olduğumu tahmin edersiniz. Ama ben kendi kendime düşündüm. Ne olacak yani? Arafende kont yani. Islıklarlarsa ıslıklasınlar. Ben de ona göre hareket ederim. Bu tehditlerden korkmadı ve Norma'yı oynadı. ...9 Ocak 1965 gecesi... sanki sahnede yalnız o vardı. Yüzünde acıyı, sevgiyi ve ışığı barındırıyordu. Evet, tüm sesi yüzündeydi. Temsil sona erdiğinde La Scala ayakta alkışlıyordu. Selama çıktığında yüzü hala gözyaşları içindeydi. Norma'nın gözyaşları mı, Leyla Gencer'in sevinç gözyaşları mı belli değildi. Bir cenkti, bunu kazandım. Leyla Gencer'in büyük korkusu aynı zamanda cehennemiydi. Sahneye çıkmadan önceki o heyecandı. 1950'lerde, 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde bu korku hiç ama hiç bitmedi. Büyük korkusundan kurtulmak için her seferinde kendisini uçurumdan aşağı bırakacaktı. Tıpkı çocukluğundaki gibi. Zannederim bütün sanatkarların böyle korkusu var. Zaten korkusu olmayan sanatkar, sanatkar değil. Bir gün Sara Bernard'a demiş ki, bir tiyatro sanatçısı demiş ki Sara Bernard'a, ah demiş, ne kadar demiş rahatım ben sahnede, hiç korkmuyorum. Sahneye çıktığım zaman hiçbir korkum yok. Büyük sanatkar olacağınız zaman korkarsınız demiş. İlerleyen yıllarda Donizetti Rönesansı'nı Rossini Rönesansı izleyecekti. Anna Bolena, Caterina Cornaro, Lucrece Borgia, Lucia di Lammermoor, Maria Stuarda, Roberto Devereux, Kraliçe Elizabeth, Belisario. O artık Belcanto Kraliçesiydi. Neydi onu Belcanto kraliçesi yapan? Il Matino gazetesinin müşkülpesent eleştirmeni Alfredo Parente şöyle diyordu. Leyla Gencer, olağanüstü dramatik gücüyle, tiz seslerdeki belirgin söyleyişiyle, melodilerdeki sevgi dolu yumuşaklığıyla, geniş ses yelpazesiyle, teknik güven ve özgür ses tınısıyla, büyük trajik oyunculuğuyla bizi derinden sarsıyor. Paris Athena Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Pierre Berger'in sözleri. Leyla Gencer, o olmasaydı unutulacak olan sayısız eserin kaşifidir. Romantik Belcanto geleneğinin sonsuza dek yok olma tehlikesiyle karşılaştığı bir zamanda, sadece o, rakipleri için çok zor bir repertuara dalmak yürekliliğini gösterdi
ve büyük bir riski göze aldı. Onun bu çabasından Donizetti karlı çıktı. Fransız Le Point dergisinden André Tube'nin sözleri. Hem yeraltı lirik dünyasının bestselleri hem de romantik müzik dünyasının Sara Bernard'ıdır Leyla Gencer. Bir kültür hazinesidir. Günümüzün opera tutkusu bu Türk sanatçıdan kimselere benzemeyen bir tanrıça yarattı. Sahneye çıktığın an her şey yok olur, her şey silinir. Artık yalnız müzik ve sesin vardır derdi Leyla Gencer. Dinleyiciler senden tanrıları sahneye indirmeni isterler. Bu artık bir ayindir, bir dindir derdi. Sorardım, peki siz de bu dinin, bu ayinin yöneticisi misiniz? Beğenmezdi bu tanımı. Hayır, sahnede tanrılaşıyordum derdi. Leyla Gencer inanıyordu ki o Tanrı'nın seçilmiş bir kuludur. Dini, imanı müzikti, operaydı. Tapınağı da sahne. İnanıyordu ki yaşamda bir misyonu var. İçindeki bu tutkuyu yaymak. Gece gündüz tiyatrodaydım. Çok seviyordum çünkü. Bu benim başka bir sevgim olmadı da zannederim hayatımda. Her şeyin üstünde bu oldu. Tiyatro oldu, müzik sevgisi oldu, sanat oldu. Çok geçmeden ona Korsanlar Kraliçesi adını taktılar. Korsan. Çünkü elden ele dolaşan plakların hemen hemen hepsi korsan kayıtlardı. Yıllar geçtikten sonra bu korsan kayıtlar canlı yayın olarak plağa dönüştü. Bugün koleksiyonlarda 120 kadar Leyla Gencer kaydı müzik dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Divalığın görkemini yaşarken, dünya ülkeleri onu ödüllerle taçlandırırken güç bir karar aldı. Sahneleri bırakacaktı. Zirvedeyken bırakacaktı. Ben o zirveye geldikten sonra inişi kabul etmedim ve bıraktım. Sahnelerdeki finali için La Prova d'un Opera Seria, ciddi bir operanın provası adlı eseri seçti. Bir primadonna'nın kaprisleri nedir, ne yapar, nasıl reaksiyonları filan. Çok da eğlenceli bir opera. Ben komediyi de çok severdim. Bana oynatmazlardı. Sen yapamazsın derlerdi. Halbuki çok iyi yapıyordum onu da. Kendi kendimle alay ettim. Çok eğlendim. Çünkü kendimden çok şeyler vardı orada. Doğruydu yani. Sahnelerden inmişti. Ama üzülmüyordu. Çekilmedim ama. Yine de bu müzik dünyası içerisinde kaldım. Fiilen sahnede değilim. Fakat sahnede olmaktan daha kıymetli bir şey yapıyorum. Yeni nesilleri yetiştiriyorum. Sesini ısındır. Biraz böyle içinde armonikleri sıcak olsun. La Scala Şan Akademisi'nde hem yönetici hem de eğitmen olarak başkanlık görevini üstlenmişti. Non è facilissimo che una grande cantante diventi una ottima insegnante. Lei la faceva eccezione. Fu così che quando da sovrintendente La Scala nella seconda metà degli anni 90 decisi di rifondare l'Accademia di Canto della Scala, chiamai Leila a dirigerla perché Leila ritenevo, e il maestro Muti con me, la persona giusta. In sostanza riusciva a coniugare la tradizione del canto del passato con la contemporaneità e questo è certamente stato un grande lascito della Leila, grande cantante, ma soprattutto in questo caso grande didatta. Lei era una donna straordinaria, oltre che una grandissima artista, ma quella che colpiva di più in lei era questo amore per le giovani generazioni. Il lavoro che lei ha fatto con l'Accademia della Scala, all'Aslico, a Como, è stata lei ad inventare l'Aslico e riusciva a mettere insieme, a dare forza e coraggio ai giovani, oltre a donare loro tutto il suo sapere, che era grande. Özellikle La Scala operasındaki akademinin başına gelmesinden itibaren müthiş bir öğrenci
fırtınası yaşandı dünyada. La Scala'dan fabrika gibi yeni sanatçı çıkmaya başladı. Bunlardan hiç kuşkusuz en önemlilerinden biri Marcello Alvarez, işte Nino Machaidze. And how not to be only a singer, but a complete artist. And without that, it's like, okay, you have a good technique and that's it. But with no interpretation, without, you know, knowing how to go inside of the heart of audience, you are nobody. So she taught me this, how to interpret, how to be an artist, and was so protective to all of us, to the students of academy. Leyla Hoca'dan aldığım, onu tanımadan önce de, tanıdığım zaman ve sonrasında da en büyük ders bir kadının çok güçlü olması gerektiği. Ne işi yaparsa yapsın, en iyisini yapmaya çalışması gerektiği. İlk geldiğimiz zaman hem beni hem Asude'yi elimizden tutup çekip, böyle dizinin dibine oturtup bayağı bir konuşmuştu böyle. Burada İtalyancayı İtalyanlardan daha iyi konuşmanız lazım çocuğum demişti. Çok tatlı, çok samimi bir andı yani. O hoca-öğrenci ilişkisi tabii, çünkü gökyüzünde bir yıldız kadar uzak ama anne kadar da yakın. O yüzden o anı hiç unutamıyorum. Onun o enerjisini, onun verdiği o sıcaklığı gerçekten unutamıyorum yani. Yıllar sonra ironiyle karışık, ülkem beni hatırladı diyecekti. Ama zaten gerçek müzik sevdalıları onu hiç unutmamışlardı ki. Geç de olsa devlet sanatçısı unvanı, İstanbul ve Ankara'da heykelleri, Fahri Doktora unvanları, altın madalyalar, adına hatıra paraları birbirini izledi. Hiç kuşkusuz bunlar içinde Leyla Gencer'in en önemsediği olaysa adına kurulan Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması'ydı. Aydın Gün'ün çabası ve Yapı Kredi Bankası'nın desteğiyle başlayan yarışma, 1995'ten beri sayısız gence dünyaya açılma şansı tanıdı. Leyla Gencer Şan Yarışması finaline ve ödül törenine hoş geldiniz. Şöyle düşündüm Aydın'la beraber o zaman. Böyle bir şey yaparsak belki bizim çocuklara da bir fırsat verilir. Bizim çocukları da dinlerler, bizim sanatçıları da dinlerler. Ve onlara da bir dünyaya açılış olur. Biraz memleketten çıkma fırsatı olur. Ben bununla da çok iftihar ediyorum. Ve bunun da böyle devam etmesini dilerim. Leyla Gencer'in Şan Yarışması maalesef bir dönem sekteye uğradı 2000'den sonra. 99 depremiyle iptal edilmişti. Daha sonra da yapılmayacağına karar verildi. Leyla Hanım buna çok üzülmüştü. Çünkü bu yarışma onun için çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Çok önem veriyordu. Ama sanıyorum büyük katkım oldu yeniden başlamasında. Gerçekten beklemediği halde tekrar canlandırılmıştı. Onun için müthiş bir mutluluğu vardı, memnuniyeti vardı. Ve İKSV bunu devraldıktan sonra 2006'dan itibaren yapmaya başladık. Ki bunun da ilk direktörü bendim. Onun için Leyla Gencer'le çok yakın çalıştım. Tabii çok zor bir insandı tabii ki, hiç kuşkusuz. Çok mükemmeliyetçiydi. Hemen hemen her gün 2 saate yakın o yarışmayı yapana kadar telefon görüşmemiz olurdu. Ve hiç ben o güne kadar bir şeyi beğendiğini hatırlamıyorum. She's been a really important person, and that competition, it was really like the start of international career. Also because, as I said, the listener and other really important persons of this world, they've been in jury petting, and for me it was the really big honor, especially because of Leyla Gencer. Şu son 10 yıla baktığımızda birbirinden başarılı 4 tane dünya starı seçmişiz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, La Scala Akademi ve Borusan Sanat İşbirliği ile devam eden yarışma, dünyanın sayılı şan yarışmaları arasına girdi. To continue the memory, continue the message that Leyla gave us during this year, it's very important
to maintain a bridge from the two cultures of Turkey and Europe, and Turkey and the world, in this moment in particular, in my opinion. So a sort of mission that we have to continue the message of Leyla. Bizim biraz adetimizdir. Bir şeye çok iyi başlarız. Ondan sonra yavaş yavaş seviyesi düşer. Ve ondan sonra vazgeçeriz. Böyle olmamasını çok arzu ederim. Benim için değil. Bizim müzik tarihimiz için, müzik dünyamız için. Yani kültürel bakımdan biz de varız demek için. Leyla Gencer kendi kişiliğinde dört mevsimi bir araya getirirdi. Bir bakarsınız tepeden tırnağa dişi kesilmiş. Güncel yaşamda çok sıradan bir insan gibi. Bir bakarsınız afacan bir kız çocuğu, yaramazlık peşinde. Komik şeyler hazırlıyor. Bir bakarsınız çok sevgi, şefkat isteyen bir insan. Bir bakarsınız korkudan ödü kopan, tir tir titreyen bir genç kız. Çok tatlı ve iyi bir insandı. Tabii ancak sinirine dokunacak bir şey yaparsanız ya kızmasına sebep olursanız o zaman da bir yanardağ gibi bir şey olurdu. Çok da keyifliydi. Çünkü sohbeti çok güzeldi. Güven duygusu yaratırdı sizde. Hani bilirdiniz ki evet gerçeği söylüyor. Dürüsttü, açıktı, netti. Mizah duygusu çok güçlüydü, onu da söyleyeyim. Korktuğum günler oldu. Leyla Gencer'in bir gün böyle gene bir aradığı akşam. Ben de Maria Callas dinliyorum evde. Fark etmedim, cep telefonu açtım ve şekerim ne dinliyorsun sen dedi. Tabii birden panik oldum. Lucia dinliyorum Leyla Hanım dedim. Onu anladım şekerim ama dedi kimden dinliyorsun sen onu dedi. Maria'dan. Ha en azından iyisinden dinliyorsun dedi. En plus, elle était intelligente, cultivée, ce qui est rare, sympathique, généreuse. Et un de ses grands dons, c'était vraiment la générosité vis-à-vis de ses amis, mais vis-à-vis aussi de son public, parce qu'elle s'est donnée entièrement. C'est une femme qui est très protectrice et en même temps très généreuse. C'était une reine. Elle vivait comme une reine. Et surtout, la phrase qu'elle a dit dans son dernier discours, on ne peut pas vivre. Tout dans la vie, c'est de la passion. On ne peut pas vivre sans passion. Eh ben, ça, c'est très vrai. C'était une femme très, très passionnée. Et c'était une femme, mais la passion, elle a oublié de dire que la passion n'est pas tout. Parce qu'elle, c'était une femme très passionnée, mais c'était une femme très intelligente. Et la passion avec l'intelligence faisait d'elle une grande femme. Elle curait personnellement. Sa table était fantastique. Les invités étaient toujours très bien assortis. Après, on allait vers le pianoforte. Elle disait, non, nous avons mangé, on ne fait pas, on ne doit. Quelqu'un commençait et alors, c'était ou Macbeth ou Don Carlo et c'était des soirées merveilleuses. İtalya'da Arenzano'da Leyla Hanım'ın yazlık evindeyiz. Bir sabah harika bir arya ile uyandım. Leyla Hanım canlı söylüyor. Hemen aşağı koştum. Gördüğüm manzara şu. Leyla Hanım uzun fırfırlı sabahlığı içinde sahne edasıyla salonun ortasında durmuş. Şarkısını söylüyor. Karşısında baş köşede evin hizmetini gören yardımcısı aryasını bitirdi ve Leyla Hanım döndü bana şu açıklamayı yaptı. Ne yapayım şekerim? Bir arya söylemezsem gümüşleri temizlemeyeceğini söyledi. Ben de mecburen şarkımı söylüyorum dedi.
İbrahim Gencer ilk günden beri karısının en büyük destekçisiydi. Önceleri yurt dışı temsillerini izlemeye gayret ederdi. Çalıştığı bankadan emekli olduktan sonra ise hep yanındaydı. 1993'te hayata gözlerini yumarken ona hala deliler gibi aşıktı. Küçücük bir kız çocuğuyken hep yükseklerde uçmak istedi. Bu nedenle hep uçurumların kenarında yaşadı. Atıldığı yeryüzü uçurumlarında boşluğa, hiçliğe, yokluğa karışmamak için sesini kullandı. Aklını kullandı. Şarkı söylemek ta baştan bir tutkuydu onda. Sonra tüm tutkularını şarkı söylemeye dönüştürdü. Şarkı söylemek. Yani müzik dünyasının, opera dünyasının bir parçası olmak. Yani o dünyayla soluk alıp vermek. Yani o dünyayı fethetmek. Leyla Gencer'in arkasında özel bir güç yoktu. Tek başınaydı. Bavulunu alıp İtalya'ya gitmişti. Bu kadar basit. Ve tek başına başardı. Her şeyin üstesinden tek başına geldi. Arkasında bir plak şirketi yoktu. Arkasında zengin bir eş yoktu. Arkasında menajer yoktu. Empresario yoktu. Ajans yoktu. Leyla Gencer her şeyi tamamen kendine olan inancıyla, azmiyle, çalışmasıyla, yeteneğiyle ve zekasıyla başardı. Sevgili dostu Aydın Gün'ün ona yazdığı mektuptaki sözlerini hiç ama hiç unutmadı. Ne yaparsak yapalım, nerede olursak olalım biz bu topraklarda doğduk ve bu topraklara karışacağız. Vasiyetini hazırlamıştı. Şimdi La Scala ve İKSV Leyla Gencer'in vasiyetini yerine getirme görevini üstleniyordu. Son yolculuğumda ben başından beri yanındaydım. Çünkü hastalandığında Franka ile devamlı telefonda konuşuyorduk. Gelme, kimseyi istemiyor diyordu. Sonra günün birinde bir konuşuşumuzda istersen gel dedi. Ben de tabii hemen atladım gittim. Ondan sonra eve gittiğimde başucunda beni gördü. Bir sinirlendi. Sen niye geldin dedi. Ben istemiyorum kimseyi burada dedi. İşte dedim kemküm sizi görmeye geldim. Başıma dikilme öyle dedi. Otur aşağı dedi. Peki dedim ben de. Kalma burada istemiyorum. Hakikaten istemiyorum kimseyi. Peki dedim. Gece bir telefon geldi Franka'dan. Kaybettik dedi. Yani sabaha karşı. Ben kalktım gittim oraya. Ve sonra gördüm Taner'e telefon ettim. Haber verdim. Melahat Hanım'ın aradığını gördüğümde telefonu açtım. Bana Leyla Hanım'ın vefat ettiğini söyledi. Böyle bir karşılıklı durduk. Bize vasiyeti vardı. Satır satır bazen tekrar ederdi. Böyle yapacaksınız diye. Biz de çok büyük ölçüde dediklerini harfiyen uyguladık. Uygulamaya çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Dolmabahçe Sarayı'nın önündeki teknede ve Dolmabahçe Sarayı'nın önünde çalınan müzikleriyle beraber onu tam istediği gibi uğurladık bu dünyadan. Her şey büyük bir sakinlik ve huzur ve de üzüntü içinde geçti bence. La Diva Turca, Boğaz'ın kızı, Boğaz'ın çiçeği, o çok sevdiği İstanbul'una kavuşup dünyaya böyle veda edecekti. (Gülüyor)
Sevgili Leyla Gencer, siz her şey kendiliğinden oldu, şans, kader, kısmet dediniz. Ancak biz bu olağanüstü yolculuğunuz için size teşekkür etmek istiyoruz. Var olduğunuz için. Sonsuz bir inançla, inatla, hırsla ve aşkla tutkunuzun peşinden koştuğunuz için. Nice zorluklara, baskılara göğüs gerdiğiniz, sonuna dek savaşmaktan yılmadığınız, sizi yıldırmaya kalkanlara meydan okuduğunuz için. Yalnızlığınızı o çok gizli özel bahçenize, gözyaşlarınızı bahçenizin çiçeklerine dönüştürdüğünüz için. Kendinizi hiç sakınmadan sonuna dek verebildiğiniz için. Mesleğinize, sevdiklerinize ve hayata verebildiğiniz için. Kendinizle yarışarak, kendinizi aşarak, kendinizi eleştirerek, zayıflıklarınızı bilerek, yetkinliğe ulaşma çabanızla yeryüzü uçurumlarını sınadığınız için. Acıyla sevinci, aşkla nefreti, dostlukları ve ihanetleri bir arada yaşarken yine de kendinizle barışık olduğunuz için. İçinizin ateşiyle yeryüzünü tutuşturmaya her an hazır olduğunuz için. Müzik dünyasını tutuşturduğunuz günlerde bile minicik bir sesle "Ama benim hep sevilmeye ve şefkate ihtiyacım var" diyebildiğiniz için. Divalığın görkemiyle alçak gönüllülüğü birbirinden ayırmadığınız için. Yeryüzünün harikalığına, insanoğlunun müthişliğini ortaya koyduğunuz için. Sanatın gücünü ve sonsuzluğunu sizden sonraki kuşaklara aktardığınız için. Ülkemizin aydınlık, güzel, çağdaş ve evrensel yüzünü yücelttiğiniz için size şükranlarımızı sunuyoruz.